Evet dostlar, Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalı için yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ben Adem Korkmaz. Bugün neyi konuşacağız arkadaşlar? Epeydir tartışılan bir hususa değineceğim. Halep keçisi nedir? Halep Şami keçisi nedir? Bunların arasındaki farklar nedir? Hangi şeye dikkat edeceğiz? Bunu göreceğiz. Beni takip et kameraman. Şöyle yavaş yavaş keçilerimizin arasında gezelim. Ben size hem Halep Şami keçisini göstereceğim. Hem de Halep keçisini. Aslında daha önceki videolarda şöyle bir şey söylemiştik. Şami'ydi, Halep'ti. Bunlar aslında aynı ırk demiştik ama burada şöyle bir düzeltme yapmam gerekiyor. Şimdi çok aşırı uçta olan keçiler var arkadaşlar. Aşırı uçta. Nedir o aşırı uç dediğim? Alt çene çok ileride, üst çene çok aşağıda. Bunlar oğlakken tıpkı bir deve kuşunu anımsatıyor. Bir deve kuşu gibi oluyor. Bir kartal gibi ağız yapısı oluyor bu şekilde. Onlara biz Şami diyoruz. Ana Şami, baba Şami olduğunda doğuyan oğlaklar ağız yapıları fevkalade kötü oluyor. Epey ilgi istiyor. Yani emerken annelerinin meme torbalarına yapışamıyorlar ağızlarından ötürü. Öyle durumlarda süt takviyesi ve desteği gerekebilir Şami, aşırı Şami keçilerde. Onlar nedir? Piyasada durumu nedir? Farkları var mıdır? Buna değineceğim. Şöyle yavaş yavaş gezelim. Keçilerimiz adaptasyonu yaş yakalıyor. Bu ara başka bir yeni transfer keçimizi tanıtmak istiyorum ben size. Şami keçiden bahsetmişken. Şu siyah keçiye odaklanalım. Yaklaş şöyle. Hemen. Tabii bu henüz çeviş. Yine gel. Bu tarafa doğru gelelim. Evet, Şami keçi nedir? Halep keçisi nedir? Buna ufak ufak değineceğim. Tutabilirsem keçiyi size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Menahırımızı da çekmiş oldum. Hemen şu tarafa doğru gel. Şöyle geçelim. Karanlıkta görebiliyor mu? Kameraman arkadaşımız görüyor mu? Evet. Şunu ben bir alayım. Hemen sen beni takip et gel. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yeni ahırımızda yemiyor hayvanlarımız. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Bakın kulak yapısıyla bu başka tür karşı hilal bir kulakları var hayvanın. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Buralarda yemeyecekler. Demirciyi bekliyoruz. Hala demirciye biz gerekli şeyi yaptıramadık. Mehmet, sana gösterdiğim keçiyi tut, tamam mı? Gel. Şöyle geçelim buradan. Heh. Biz yukarıda olalım. Buraya daha ışık da yapılacak. Elektrikçiyi bekliyoruz. Demirciyi bekliyoruz. Dur, su içsin, hayvanı rahatsız etmeyelim. Evet. Şöyle sen de beni takip et Mehmet. Bu taraftan gel. Benim sana dediğim keçiyi tut. Var keçi. Şami nedir? Halep nedir? Bunların arasındaki farklar nedir? Bunları tek tek göreceğiz. Koyunun ayağında bir problem var. Keçilerinizin iklim değişikliğinden ötürü ayaklarında problem olur. Bir dağa giderken bir de içeriye girerken. Topraklar şu an yerler çok cıvıdı. Toprak durumunda. Topraklarımız pardon çamur. Ayaklarının sürekli çamurla haşır neşir olduğu için yerlerinde yavaşlanma söz konusu. Mehmet, şu keçimizi tut. Yani en belirgin özelliği olduğu için onu ben size yakın planda göstereceğim. Şöyle karşı durayım ben. Ya tut. Tut Mehmet. Evet. Şöyle dışarıya alalım Mehmet. Şimdi şöyle yaklaşalım Mehmet. Getir kamerayı. Getir getir getir, odaklan. Ben de bakayım çekime. Saniyelerin geçişine. Evet. Arkadaşlar, İşte bu keçi Şami dedikleri ırk. Gördünüz mü? Çene yapısına. Daha genç bu. Çok genç bir keçimiz. Görüyor musunuz? Elim ne yapıyor? Neredeyse dudağın arasında elim kayboluyor arkadaşlar. Muazzam bir Aa. çene yapısıyla, alt çene ileride, üst çene çok geride. Şu kafa yapısında olan hayvanlara Halep Aa. Şami keçisi diyoruz arkadaşlar. Şu kafa yapısı olanlara. Bu da Şami'ye bir örnek. Ama şöyle yan yana getirdiğimizde gördüğünüz gibi bu ihtiyar eski keçilerimizden bir tanesi. Bu da genç keçilerden. Bu şekilde iki keçi eşleştiğinde kafa yapısı deve kuşuna benzer oğlaklar oluşuyor. Bu oğlakların da memeye yapışmaları epey zor oluyor. Şami keçi dediğimiz bu arkadaşlar. Bu şekilde biz kafa yapısı aslında istemiyoruz. Bu şekilde kafa yapısı istemiyoruz çünkü anne bu böyle, baba da böyle olduğunda oğlakların memeye yapışmalarında epey bir problem yaşıyoruz. Çok zahmetli oluyor. Oğlak kayıpları daha fazla olur.
Çünkü Oğlak ilk 14 gününde bakterilere karşı bağışıklık kazanmadığı için direnci çok fevkalade kötüdür. O yüzden problem yaşanır. Bu Şami keçi, bu da bak birinci bu tam örneği, bu ortası Şami'nin. Şimdi başka bir videoyla başka bir görüntüde normal Halep keçisine deneyeceğiz. Bunun ikisi de tam bir Halep değil. Bu Şami dediğimiz ırk şu şekilde aşırı bir kafa yapısıyla. Şunlar. Halep'e geçeceğiz şimdi. Dediğim gibi Halep ve Şami arasında %100 Şami ise o keçi. Mehmet bana doğrultabilirsin. Ne olur %100 Şami ise şu olur. Oğlak da aşırı bir şekilde çene problem olur. Çenesi bir deve kuşuna benzer. Deve kuşuna benzer olduğu için de süt emerken epey ciddi problem olur. Şimdi Halep keçisine odaklanacağız. Kamerayı yine bana ver. Benim dediğim keçiyi tut Mehmet. İzle mi şimdi? Bu da Halep keçisinin en bariz örneği arkadaşlar. Kameraman arkadaşımızı yaklaştırsın. Burada Halep keçisinde şunu anlamıyoruz. Bakın, çeneye bakmıyoruz, buruna bakıyoruz. Burundaki dış bükey yapıya bakıyoruz. Gördünüz mü? Bakın, yaklaş Mehmet. Yaklaş, yaklaş. Bu Halep keçisinin harika örneğinden biri. Gördünüz mü? Aradığımız nedir bizim? Şu dış bükey yapı. Bu dış bükey yapı az önceki Şamilerde aşırı bir şekilken, bakın çene yapısı çok berbatken, burada Halep keçilerinde burun görüyoruz. Böyle dış bükey bir burunla farklı bir kafatası görmekteyiz. Bu işte Halep keçisi arkadaşlar. Ötekiler Şami, şu dış bükey burun çok önemli Halep keçisinde. Kulak önemsiz. Kısa kulaklar daha fazla süt verir. Bunu da unutmayın. Kısa kulak aynı uzun boynuzda olduğu gibi kulak problemleri de eksik olmaz keçilerde. Yani tabii hobi amaçlı yapıyorsanız tabii ki yerde gezen, kulağı ata yere geçen, şimdi o keçilerden de gösterebilir size. Hayvanlardan tercih edebilirsiniz. Onun kulağı ta yerdedir. Bakın gel. Evet, başka bir Halep keçisi. Gördünüz mü? Bunda da kulak var bu şekilde. Ve kulaklarına bakın arkadaşlar. Mehmet yaklaş kulağına. Gördünüz mü? Kulak problemleri. Bu kulak hep yerde geziyor. Ama az önceki gösterdiğim keçinin kulağında hiçbir problem yoktu. Bunun kulağı özel bakım ister. Bu hobi keçisidir arkadaşlar. Uzun kulaklılar. Çünkü bu yayılırken göstereyim Mehmet. Bakın, kafa otu almak isterken ne yapıyor? Yerde geziyor kulak. Dolayısıyla kulak problemleri %5 gibi sürünüzde görünür. O yüzden çok büyük sürü düşünenler uzun kulak yerine az önce gösterdiğim gibi kulak türü keçileri tavsiye etsinler. Evet, bu da Halep keçisi. Dediğim gibi Halep keçisi bu. Burada dış bükey burun bizim aradığımız Halep keçisinde. Alt çene değil, aşırı bir çene. Evet arkadaşlar. Umarım aydınlatıcı bir bilgi verdim. Ben Adem Korkmaz. Kanalımıza abone olun. Başka bir videoda yeniden görüşebilmek umuduyla.